Herkese merhaba gençler ve daima genç kalacak olanlar, Ezgi'rem kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir tık daha değişik bir video ile karşınızdayım. Belki Kore fanısınız, belki de sadece Asya kültürüne veya Asya yemeklerine merakınız var. Onun için bu videoya tıkladınız. Bugün sizlerle beraber Kore tarzında rameni evdeki malzemelerinizle, hani Kore'den alacağınız ramene ihtiyacınız olmadan nasıl yapabileceğinizi göstereceğim. Çünkü biliyorum, çok fazla soru alıyorum. Ezgi abla, Kore rameni nereden bulabiliriz? Ezgi abla, Kore rameni satıyor musunuz? Ezgi abla, Kore ramenlerini nereden alıyorsun? Şimdi ben Kore'ye gittiğim zaman tabii ki ramen alıp Türkiye'ye getirmiştim. Ama onlar bitti. Ve onlar bittikten sonra büyük bir boşluğa düştüm. Daha sonrasında başkalarının tarif videolarını izleyerek ortalama ya da işte kendi damak zevkime göre ortalama bir ramen tarifi çıkarmaya çalıştım. Bu tarif tamamen benim tarifim ve gerçekten ama gerçekten Kore'de yediğim ramenlere oldukça benziyor. Ki düşünürseniz Kore'den yediğiniz ramenlerin içerisinde aynı Türkiye'de olduğu gibi bir adet toz sos paketi çıkıyor. Evde yapacağınız malzemelerle olan rameniniz bundan kat kat daha sağlıklı olacaktır ve kat kat daha lezzetli olacaktır. Sodyum miktarını da bayağı düşürmüş oluyoruz. Bu da çok çok iyi bir şey. Bu da ne demektir biliyor musunuz? Rameni daha sık yiyebilirsiniz kötü hissetmeden. Bugün yapacağımız ramen Kore'deki en klasik olan ramen. Acılı, çorbalı olan ramenden bahsediyorum. Ki bu arada ramenin de ne olduğundan bahsetmek istiyorum. Korece'de ramyeon diye telaffuz ediliyor. Ramyeon. Myeon erişte demek zaten. Erişte de zaten şu bildiğimiz bu bir erişte. Tamam mı? Bu makarna olan şey erişte. Noodle. Gayet basit bir şey var. Şimdi bugün yapacağımız tarifte istediğiniz bir noodle çeşidini kullanabilirsiniz. Bende bugün indomie var. İstediğinizi kullanabilirsiniz çünkü fark oluşturmayacak. Çünkü bugün sos paketini kullanmayacağız. Sadece içerisindeki erişteyi kullanacağız ki bu da demek oluyor ki istediğiniz erişteyi kullanabilirsiniz. Ama hani eğer normal yiyecekseniz direkt sos paketiyle hazırlamak istiyorsanız indomie'nin eriştelerini en çok indomie'ninkini beğeniyorum. Bugün yapacağımız ramen hem lezzetli olacak hem doyurucu olacak hem de protein oranı biraz daha yüksek olacak. Onun için rahatlıkla yiyebilirsiniz yani. Diyet yaparken bile rahatlıkla yiyebilirsiniz. Sadece her gün yemediğinizden emin olun yani. Her gün yemeyin. Onun dışında gayet rahat rahat yiyebileceğinizi düşünüyorum. Eğer hazırsanız videomuza başlayalım. Öğrenci mutfağıma hoş geldiniz gençler. Umarım beni yargılamazsınız öğrenci mutfağımdan dolayı. Arkada ufak süt tenceresinde bir tane yumurta haşlıyorum. Haşlanmış yumurtayı ramenimizin üstüne koyacağız. Bu Korelilerin çok sık yaptığı bir şey. Onun için ben de aynısını yapmak istedim. Bir tane haşlanmış yumurtaya ihtiyacınız olacak. Sevmiyorsanız çıkarabilirsiniz. Çok da önemli bir faktörü değil. Şimdi en başta bir ufak tencereye ihtiyacımız var. Ben bugünkü tarifi bir ramen kullanarak yapacağım. Eğer iki ramen kullanmak istiyorsanız her şeyi iki katına çıkartarak yapabilirsiniz. Ya da kaç kişi yiyecekseniz ona göre ayarlarsınız. Ben bugün bir ramen için ölçüleri vereceğim. Bu kabı kullanıyorum ben ölçülerimi yaparken. Bu tam 250 mililitreye denk geliyor bir kap. Okey, ben 3 kap su koyacağım. Okey, bugün 3 kap. 3 kap su. Okey. Şimdi bu suyun burada normal bir şekilde kaynamasını bekleyeceğiz. Burada pek bir şey yok. Şimdi suyum kaynarken bu rameni özelleştirecek olan sos paketi kullanmayacağımız için bu suyu tatlandırmamız lazım değil mi? Ramenimiz için kullanacağımız malzemelerle tanışma vaktiniz geldi. Şimdi basitçe baharatlarla tatlandıracağız bunu. Bu paketin içerisindeki toz olan sos paketi gibi. Şimdi burada 3 tane küp şekerim var. Çünkü toz şekerim yok. Siz bir tatlı kaşığı ile bir yemek kaşığı arasında kullanabilirsiniz. Toz, tatlı biber, kırmızı, karabiber, sarımsak tozu. Bunu da marketlerin baharat kısımlarında bulabilirsiniz. Şu şekilde aldım ben. Ve burada da acı kırmızı pul biber var. Bu da çok çok önemli. Çünkü çok fark yaratıyor. Acı sevmiyorsanız azaltın ama yine de koyun. Çünkü acı olmazsa Kore rameni olmaz. Onun dışında da içerisine biber salçası koyacağız. Zeytin yazıyor ama biber salçası. Çünkü ev yapımı bir biber salçası. Bu sırada arkadaki şeyim kaynıyor. Onu oradan alalım. Yumurtayı haşlarken kaynadıktan sonra ocaktan alıp üstünü kapatıp 10 dakika bekliyorum. Bu benim kendi tekniğimdir.
övülmek gibi olmasın ama. Şimdi bu malzemelerin hepsini bu kasemin içerisinde karıştıracağım. Baharatlarımı direkt koyuyorum. Şimdi baharatlarımı koydum. Şekerim toz olmadığı için, şekeri çözebilmek için sıcak su ekleyeceğim birazcık. Tenceremin içinden alacağım direkt. Müthiş bir şekilde. Ne kadar koyduğunuz çok da önemli değil. Çünkü salça için de ihtiyacınız olacak. Salçayı da ne kadar koyacağım? Şimdi bu bayağı kişisel bir tercih aslında. Bizim salçamız çok koyu. Kore'de bunu gochujang olarak kullanıyorlar. Duymuşsunuzdur tariflerde. Kore'nin kırmızı biber salçası. Onun rengi ve şeyi bundan çok çok daha açık. Bizim biber salçamız çok koyu. Güneşte kurutulduğu için. Ben onun için yaklaşık bir tatlı kaşığı, yarım yemek kaşığı zaten aynı şey. Yarım yemek kaşığı kadar salça koyacağım içerisine. Ki bu bile çok fazla gelebilir. Şimdi bunu baharatlarla beraber sıcak suyun içerisinde çözdürüyorum. Bu arada da suyum kaynıyor zaten. Şimdi bu baharatlarla beraber salçamızı da suyun içerisinde iyice çözdürüyoruz. Mümkün olduğunca Türkiye'de bulabileceğiniz malzemeler kullanmaya çalışıyorum. Bunun içerisine çünkü Kore'deki biber salçasının içerisine başka şeyler de giriyor. Ve fark ettiyseniz ben tuz atmadım çünkü biber salçamız çok tuzlu oluyor. Ve çok azıcık da soya sosu koyacağım. Bu da bayağı tuz yoğunluğu yüksek bir şey. Onun için bu malzemeleri kullanırken dikkatli olun. Mutlaka ramen'inizi pişirirken suyunun tadına bakmayı unutmayın. Evet. Bunu çok 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 güzel görünüyor şu anda. Bir Adanalı olarak mutluyum. Şimdi tekrar ocağımızın başındayız ve ben bu karışımı suyumun içerisine boşaltıyorum. Suyun kaynama noktasını düşüreceği için tekrar kaynaması için azıcık daha beklemeniz gerekebilir. Özellikle daha fazla yapıyorsanız. Şimdi bir tahta kaşık kullanarak bunu suyun içerisinde de karıştırıp iyice çözülmesini sağlayacağım. Zaten renginden anlayabilirsiniz. Renginin böyle tavuk suyu çorbası, hani salçalı çorba gibi olması gerekiyor. Eğer rengi biraz daha koyuysa kesinlikle ama kesinlikle içerisine su ekleyin derim. Evet. Bunun bu şekilde yaklaşık 1 dakika kadar kaynamasına izin vereceğim. Bu salçanın hem birazcık pişmesini sağlayacak hem de yoğunluğunu artıracak. Bu sırada noodle'ımı paketinden çıkardım. Dediğim gibi sadece bunu kullanacağız. Sos paketini kullanmayacağız. Çünkü bunu asıl orijinal yapan şey kesinlikle ama kesinlikle bu kullanacağımız çorba. Kesinlikle çok daha otantik, orijinaline yakın bir ramen çıkacak. Hem de cidden daha sağlıklı. Sonuçta evinizde bulunan malzemelerden kullanıyorsunuz ve hani içinde ne olduğunu biliyorsunuz. Ki bu da önemli bir şey. Şimdi bu ramenin 3 dakika kadar haşlanması gerekiyor. Ben de aynen onu yapacağım şu anda. Ramenimi tencerenin içine atacağım. Eğer rameninizi bol sulu seviyorsanız kapağını kapatın. Eğer birazcık daha az sulu seviyorsanız kapağını açık bırakarak pişirebilirsiniz. Ben kapağını açık bırakacağım. Zaten suyu, çorbası çok fazla geliyor. Birazcık rameni bu şekilde içine ittire ittire pişirin ki üst tarafları sonra çiğ kalıyor. Korelilerin yemeklerinde gerçekten olmazsa olmaz bir şey. Yeşil soğanı çok kullanıyorlar. Yeşil soğan üzerine doğrarsanız da gerçekten çok çok lezzetli oluyor. Şunu da söyleyeyim, bu tarifte çok fazla bıçak kullanmayacağız ama bıçak kullanılan kısımlarda ve çok sıcak suyla falan şey olduğunuz kısımlarda lütfen ama lütfen eğer iyi değilseniz, bu konuda bıçak kullanmayı bilmiyorsanız bir velinizden, bir büyüğünüzden yardım isteyin. Şimdi ramenim 3 dakika boyunca haşlandı ve ben kesinlikle ama kesinlikle fazla haşlanmış ramenden nefret ediyorum. Onun için ramenimizi servis tabağına alma vakti geldi. En heyecanlı kısım. Dikkatli oluyorum. Mümkün olduğunca sıçratmamaya çalışıyorum. Ve noodle'ların çoğunu kaseme topladıktan sonra suyunu alıp üzerine dökeceğim. Basitçe. Bunu yaparken çok fazla etrafa sıçratmamış oluyorsunuz. Daha iyi oluyor. Ramenimiz şu anda hazır ve fark ettiyseniz kaynıyor.
Şu şekilde yeşil soğan doğradım. Bunu bu şekilde üzerine ilave edeceğim. Gerçekten tadında çok büyük farklılık yaratacak ve çiğden koyunca güzel bir doku farklılığı oluşturuyor. Gerçekten güzel. Yumurtayı elimden geldiğince soydum. Çok iyi haşlamışım. Ve şunları da koyacağım, yazık. Bu şekilde ramen videomuz biter. Yumurtalarım çok çirkin oldu ama... Evet gençler ve daima genç kalacak olanlar, ramenimiz hazır. Şu anda çok sıcaktır büyük ihtimalle. Gerçekten çok beğeneceksiniz. Çünkü gerçekten çok güzel bir ramen oluyor. Bu benim gerçekten yapmayı en sevdiğim yöntem. Sos paketlerini unutun çünkü çok 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 hoş değiller. Onun içerisinde çok fazla katkı maddesi var. Acısı, tadı o kadar güzel olmuş ki. Bir de suyunun tadına bakacağım şimdi. Gerçekten söylüyorum size, Kore'de yediğim ramenin lezzetini alıyorum yani. Gerçekten çok güzel. Evet gençler, bugünkü videomuz burada bitiyor. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer tarifi denerseniz lütfen açıklama kutusundan bana Instagram'ımı bulun. Oradan ulaşın. Açıklama kutusunda Instagram oluyor. Videonun sonunda da oluyor. Instagram'dan bana ulaşın. Fotoğraflarınızı gönderin. Beğenip beğenmediğinizi gönderin. Çünkü gerçekten çok merak ediyorum. Kore rameni almadan Kore rameni Türkiye'de nasıl yapılır? İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz.